Haftadaki depremler, sarı olanlar son bir haftadaki depremler, öbürü de zoom yaptığımızda büyüklüğü 6 ve 8 arasında olan magnitüdü. Bu anlattıklarımızın başka bir özeti, sol tarafta gördüğünüz siyah 9 ve üzeri depremleri ifade ediyor ki dünyada son 120 yılda deprem öncesinde yapılacak çalışmalar. Bu deprem öncesinde yapılacak çalışmalar açıkçası hem kişisel hem de kurumsal anlamda olmalı, olur. Bütün dünyadaki uygulamalar bu şekildedir. Kişisel anlamda bakacak olursak öncelikle tabii bütün dünyada da Türkiye'de de bir deprem çantasının olması çok elzem görünüyor. Dolayısıyla iki konu öne çıkıyor. Deprem çantasında olmazsa olmaz bir veya iki tane pet şişede su, bir de konserve türü çabuk bozulmayacak yiyecek. Bunun yanı sıra deprem öncesinde aile mutlaka kendi içinde toplanıp deprem anında ne yapacağını mutlaka konuşması gerekiyor. Şunu biliyoruz, yaşam üçgeni diye bir kavram var. Bu Türkçe'ye yaşam üçgeni olarak geçerken İngilizcesi de tamamen bunun karşılığı bir sözcük tamlamadır. Yaşam üçgeni nasıl oluşabilir? Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Yaşam üçgeni bizim enkazdan, Allah korusun, enkazdan sağ çıkmamızı sağlayacak bir boşluk. Bu boşluğu ne sağlayabilir? Bu son depremde de gördüğümüz çökmelerde çok ezilip hacmi kaybolmayacak ev eşyaları, kullandığımız eşyalar bunu sağlayabilir diye düşünüyoruz. Başımızı ve iç organlarımızı korumamız, dolayısıyla da bunu nasıl başaracağımızı, evin içindeki hane halkının, ailenin, kimin hangi ev eşyasının yanında çök, kapan, tutun eylemini yapıp kendisini korumaya alacağının bütün bunların önceden bilinmesi gerekiyor. Depremden sonra gördük ki biz ana yardımlar gelinceye kadar yaşadığımız ortamda, yaşadığımız sitede, yaşadığımız mahallede ilk yardım ve ilk arama kurtarma gönüllüsü bizleriz birbirimize karşı. Deprem öncesinde biz sakinler olarak sitede oturan, apartmanda ya da konutta oturan sakinler olarak ne yapabiliriz? Acaba o ortamın, yaşadığımız yerin jeolojik özellikleri, zemin araştırması yapıldı mı? Jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından inşaat mühendisinin kullanacağı parametreler üretildi mi? Buna bakmamız mümkün ve bakmamız da gerekir. Bunun yanı sıra yine depremden önce binamızın ya da sitemizin yapı araştırması yapıldı mı? Sağlamlığı var mıdır, yok mudur? Dolayısıyla başımızı ve iç organlarımızı koruyacak şekilde çök, kapan, tutun eylemini mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor. Deprem anında bunun bir alışkanlık haline gelmesi gerekiyor. Demin belirttim. Bu 12 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz tatbikatın özellikle bu depremin şu andaki insanlarımızı sarstığı dönemlerde sık aralıklarla tatbikatın yapılması gerekiyor. Normal süreçlerde de belki yılda 3 veya 4 defa. İnsanlar alışkanlık haline getirdiği zaman bunu uygulamak deprem anında çok daha kolay olacaktır. Bu aklımızda bulunsun. Deprem anında asla ve asla asansör veya merdivenlere koşmak gibi bir durumumuz olmaması gerekiyor. Belki sakinleştikten sonra dışarıya çıkacağız. O inanılmaz sarsıntının içinde asansörün ne olacağı ya da sizin merdivenler nereye savrulacağınızı bilemediğimiz için çok hafif bir deprem bile olsa hayatınızı kaybedebilirsiniz. Risk özelliği vardır. Dolayısıyla bunlara da özen gösterilmesi gerekir. Depremden sonra ana şok atlatıldıktan sonra mutlaka doğalgaz gibi, elektrik gibi evimizde kullandığımız sistemlerin sayaçlarını kapatıp bir yangın ihtimalini ortadan kaldırmamız gerekiyor.